Eğitim camiası bildiğisi de kültürüne destek olsun. Yani herkes sahip olduğu nimetten Allah yolunda harcamaya gayret etsin. Allah yolunda infak dediğimiz şeyi sadece maddi olarak bir başkasına yardım diye düşünmememiz lazım. Kimimizin ticareti var, kimimizin ziraatı var, kimimizin sanatı var, kimimizin dini var, kimimizin eğitimi var, kimimizin siyaseti, ekonomisi var. Yani herkes sahip olduğu nimetten Allah için, memleketin, milletin, huzuru, güvenliği, geleceği için infak etsin. وَلَا تُقُوا يَهِدِّكُمْ اِلَى الْكَرْكَ Rabbimiz buyuruyor ki, sahip olduğumuz bu nimetleri yanlış yolda kullanarak, yani iyiyse şer ilimlere yönelerek, kültürse inancımıza uymayan, ahlakımıza, dinimize, diyanetimize uymayan kültürlere kayar. Malımızsa, gücümüzse yanlış yolda harcayar. Ve la tulku bi eydikum ila tehlike. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Ve ahsinu, iyilik yapın. İyilik yolunda olun. İyilerle beraber olun. İnne Allah'a yuhibbul muhsinin. Muhakkak ki Allah iyilik yapanları sever. Bundan şüphemiz yok. Rabbim Celle Celaluhu şu ömrümüzde iyilik yolunda olan, iyilik yapan, kötülüklerden kaçan kullardan eylesin. Değerli müminler, peki bu ayetin bağlamında tehlike çanları çalan, kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye attığımız meselelerden vaktimiz yettiğince şöyle beraber tasvihat edelim. Bir, değerli müminler, kendimizi tehlikeye attığımız meselelerden bir tanesi helal haram duygusuna dikkat etmemektir. Yediğimize, içtiğimize, giydiğimize dikkat etmemektir. Allah Celle Celaluhu yine Bakara Suresinin 168 ve 169. ayetinde şöyle buyuruyor. Helal dairesi geniş, yemeye de fazla, içmeye de fazla, barınmaya da fazla, efendim dünyanın zevk sefasından istifade etmeye yetecek kadar Allah bize helal yolları göstermiş, helal nimetleri ikram etmiş ama gelin görün nedense insanoğlu bunca nimete tahammül göstermiyor, kanaat etmiyor, illa da haram yollara düşebiliyor. Rabbimiz buyuruyor ki, ya eyyuhennâsü ey insanlar, buyur ya Rabbi, kulû mimmâ fil ardı halâlen tayyibe. Yeryüzünde bulunan maddelerin, nimetlerin helal olanlarından ve aynı zamanda temiz olanlarından yiyin. Ve lâ tettebî'û hudûvâti şeytân. Necis olan, haram olan, alıntılı olmayan, günah olan, hakkınız olmayan, içerisinde Allah'ın razı olmadığı şeylerden yemeyin, içmeyin, barınmayın, giyinmeyin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ Muhakkak ki şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın yolundan gitmeyin. Onun vesvesesini dinlemeyin. Onun tuzaklarına düşmeyin. Şeytanlaşmış insanların ısırlamalarına, sahte arkadaşlıklarına, öyle yalnızlı, yıldızlı sözlerine itibar etmeyin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ Muhakkak ki şeytan ve o düşüncede zihniyet sizin için apaçık bir düşmandır. Bir diğer ayette Bakara Suresi 169. ayette Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّمَا يَقُوْتُمْ بِسْرُوْهِ وَالْفَحْشَاءِ وَالْتَمَرُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُ Mevla buyuruyor ki o melkum var ya, o zihniyet var ya, o düşünce var ya, o yolda yürüyenler var ya, onlar size ancak kötülüğü, çirkinliği emrederler, sizi o yola sevk ederler, o yolda bir neyi gösterirler ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi de tavsiye ederler haşa. Rabbimiz yaratandır, yaşatandır. Biz Allah'ı Rabbimizin bize bildirdiği sıfatlarımızı
bilendir, semiyendir, işitendir, basirdir, görendir, fakirdir, her şeyde manevdar olandır. Ama bilmediğimiz, hakkında bilgi sahibi olmadığımız bir meseleye Allah hakkında, Allah'ın gönderdiği kitap hakkında, din, İslam hakkında ya da bilmediğimiz herhangi dini bir mesele hakkında ileri geri konuşmayız. Müslüman'a yakışan da zaten budur kıymetli cemaatin verdiği müminler. Peki, yine okuduğum ayette yani velâkum mûdîhîn müminetlerken kendi evlerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti bağlamında hayatımızı perişan ettiğimiz, dünya ve ahiretimizi yıktığımız meselelerden bir tanesi de sanki sıradan bir ilişkiş gibi, normal bir şey gibi öyle düşünmeye başladığımız, hafife aldığımız farz meselesidir. En küçük mevzuda, en basit bir ihtiyaçta bile hemen helal haram demeden, bu konuda Allah'ın nasıl demeden ya da darda düşen bir kardeşimiz, muhtaç olan bir kardeşimiz kapımızı çaldığında yani onun elinden tutmak yerine onu sömürme mümkünsüyle yaklaştığımız faiz meselesidir. Değerli müminler, Bakara Suresinin 278 ve 279. ayetlerinde Mevla şöyle buyuruyor. Tamamen Kur'an'daki ayetleri sizlerle paylaşıyoruz. Yorum size ait, vicdanlarınıza ait. Eğer bu ayetlerimizin vicdanlarımıza dokunamıyorsa hiç kimsenin söyleyeceği bir söz zaten yoktur. Hocam Allah beni affetsin, tutmak için gayret edelim mi diyeceğiz? Yoksa bazı zihniyetlerin dediği gibi bu asıllı bir olmadan olmaz mı diyeceğiz? Ben onu evvela kendi vicdanıma, sonra da sizin vicdanlarınıza havale ediyorum. Değerli okuyunlar, Bakara Suresinin 278. ayetinde Allah buyuruyor ki, ya yediden yetmişe müminiz, şüphemiz yok. Mevla buyuruyor ki, eğer mümin olduğunuzu söylüyorsanız, bu konuda samimiyseniz, alın terinizin dışında olan farzladığı faizi terk edin. Kimseyi sömürmeyin, baskı altına almayın, onun vicdanıyla oynamayın, Allah'ın haram kıldığı bir günahı işlemeyin. Peki, devam eden ayet, 279. ayette Mevla buyuruyor ki فَاِنَّ تَفْعَلُوا اَذَلُوا بِحَابٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah korusun. Mevla buyuruyor ki bunu yapmazsanız, yani faizden sakınmazsanız, alın teriniz olmayan bir kazanç yoluna giderseniz, Rabbimiz buyuruyor Bakara Suresinin 279. ayetinde فَاَذَلُوا بِحَابٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah onun peygamberi size bir savaş açtığını, size bir savaş açıldığını, bir harp açıldığını bilin, bunu zihninize yerleştirin. Sonra devam eden ayetler öyle buyuruyor ki, وَاِنْ تُمْ فَلَكُمْ مُوسِنَا قَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ Eğer tövbe ederseniz, yani hayatınızın değişik dönemlerinde bir başkasına para verip faiz almak gibi bir hataya düştüyseniz veya değişik sistemler aracılığıyla faizden kazanç elde ettiyseniz, arkasından tövbe ederseniz, pişmanlık duyarsanız, karar verirseniz, ya Rabbi bir daha bu hibbete düşmeyeceğim diye kararlarınızı ortaya koyarsanız, haksızlık vermemek ve haksızlığa uğramamak şartıyla ana paranız sizindir ve Allah tövbelerinizi inşallah kabul edecektir. Vicdanlarımızı sokmamız lazım değerli müminler. Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzün içerisinde olan hükümlerden, ahkamdan, Allah'ın yasaklarından bir tanesi faiz denen illet bir haksız kazançtır.
ve sellem insanı helak eden, insanı tehlikeye atan birçok hadis-i şerifler var da 7 maddelik bir hadisinin içerisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanı helak eden büyük günahları sayarken bunlardan bir tanesi de değişik yollarla nasıl olursa olsun bu şahıstan olabilir veya başka bir kurumdan olabilir böyle sıradan yetişmiş gibi haksız kazanç elde etmeyi faizden gelir elde etmeyi Peygamberimiz insanı helak eden 7 büyük günahdan birisi olarak tarif etmiştir. Mevla'ya bizi muhafaza buyursun. Değerli müminler, hibbetli cemaat. Ve yani aklımıza gelebilecek kusur anlamına sığmayan
derseniz, derler önünde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah muhafaza buyursun. Yani imanla bazı şeylerin bir arada olmadığını bildiren nice hadis-i şerifler var. Mesela ya Rabbi iman bir arada olmaz diye, içkiyle iman bir arada olmaz diye, o ibret birliğe gittiği zaman iman nasıl kalır diye, insan ayrılınca onlarca hadis-i şerifler var. Ama üzülerek ifade ediyoruz ki adına ne denirse değilsin, ister bireysel, ister toplu olarak, ister 3-5 arkadaşın veya hangi merasimin içerisinde olursa olsun, efendim ömründe bir defa diye bir kılıf, bir vazifet uydurarak bu çirkinliği bir Müslüman işleyemez, işlememelidir. Haramdır, günahdır, vebaldir, dünyamızı, ahiretimizi müteşar etmektir. Bir diğer mesele daha var, o da şu. Kesinlikle bu cürsüler haddim değil, nacizane mecanleşmez olarak kimseyi hedef alma yeri değildir. Tamamen numaralarını verdiğimiz Allah'ın kitabından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden, sizin de dertleştiğimiz, hasbihal ettiğimiz yerler, sadece siz yapın değil, kendinize söylediğiniz ilahi emirlerdir. Ama gelin görün ki, İslam'ın emirlerinden bir tanesi de sert-i zerai dediğimiz, sert biliyorsunuz bir sifet çekmektir. Sert-i zerai dediğimiz, kötülüğe giden yolların kapanmasıdır. Ama bazen görüp üzülüyoruz geçtiğimiz mahalle aralarında, sokak aralarında, ta böyle şeyin ortasına kadar giren bu yasak maddelerin içkinin bilmem neyin satıldığı büfelerin mekanların olduğunu görüyoruz. Bu da bizim vicdanlarımız hakikaten yapmıyor. Bunu dile getirdiğimiz zaman şöyle bir savunma var ya hocam. Yani orada olmasa anlayacağım, o beni ilgilendirmez. Ama hiçbiriniz, hiçbiriniz evimize girdiğimiz kapımızın önünde balkonumuzda oturduğumuz, eşimizle, çocuklarımızla oturduğumuz bir mekanın aile yuvasının karşısından böyle bir mekanın bulunmasını arzu etmeyiz, bilmiyorum, bana katılıyor musun? Dolayısıyla sert-i zerai dediğimiz bu tür çirkinliklerin asla böyle yerleşim yerlerinin arasına kadar girmesi de ayrı bir sıkıntıdır. Ayrı bir devamdır, ayrı bir taflettir. Allah Celle Celaluhu bu konuda benim, sizin, derneklerin, sivil toplum kuruluşları, resmi makamları, yani hangimizin hangi payı düşüyorsa bu konuda hassasiyet gösterebilmeyi nasip ederiz. Peki nedir bu içki ve kumarın Allah tarafından yasaklanmasından evvela? Devam eden ayet, yani Maide Suresi'nin 91. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّمَا يُرِيهُ الشَّيْطَانُ اَنْ اُدْعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ تُقْنَطُونَ. Ne yaparmış bu illetler? Bu haram insanı neye sevmelermiş? Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz ki ey kullar, içki ve kumar yoluyla şeytan aranızda düşmanlık sokmak ister. Kim ve nefret sokmak ister. Okuyoruz haberlerden. 3-5 kadar bir araya geldi. Biraz sonra kalka çıktı. O bunu öldürdü. Ne diyelim şimdi? Rahmet koyalım. İçimizden gelerek namazını da kıldıralım. Dört dörtlük gözümüzden yaş silerek kefenim saralım. Ne diyelim ya? Allah aşkına siz söyleyin. Mevlam buyuruyor ki şeytan içki ve kumar yoluyla aranızda düşmanlığı sokar. Kini yerleştirir. Biraz önce muhabbet zannettiği şeyin arkasından kan dökülür. Ve ben de bu mevzuyu yine dediğim gibi önce kendimi
çok küçük yaşlara kadar giden bir mesele bu. Adı ne olursa olsun. Hocam şu bazen soruyorlar, hocam şu günahı kurduğun anda kahvede evde bir araya gelip artık ne olursa olsun, çeşitli ne olursa olsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fazla sarhoşluk ve şeyin çoğu da sarhoş buyurduğu alın teli olmayan bir kazancası olan içkinin her çeşidi, kumarın her çeşidi şeytan için alt buyurduğu pisliktir. Müslüman bunlardan uzaklanması lazım. Değerli o günler. Peki, varatumlu gereği günlerden önce kendi elimizle kendimizi tercih aldığımız meselelerden bir tanesi de özellikle mevsimin yaz olması sebebiyle maneviyet meselesidir ve bizi de yüreğimizden yaralayan ayrı bir sıkıntıdır, ayrı bir dertidir. Allah Celle Celaluhu Nur Suresinin 30 ve 31. ayetinde tamamen ayetleri paylaşalım. Bugünkü yani kürsüye çıkıp arkadaşlar şöyle yorum yaptı, böyle yorum yaptı, kendiliğinden bir şey kattı, haşa haddimiz değil zaten. Necm Suresinde Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bile o kendi evasından bir şey söylemez. Onun söylediği vahiydir buyurduğu bir Peygamberimiz de değiliz. Bizim de kendimizden bir şey söylemeyi bir haddi aşmamız olamaz zaten. Mevla buyuruyor ki Nur Suresinin 30. ayetinde قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُولُوا بِالْأَبْصَارِهِمْ وَيَقْبَلُوا فُرُوجَهُمْ Habibim ya Muhammed, Peygamberimizin göreplerinden bir tanesi tebliğ. Allah Resulü kendisine bildirilen ilahi emirleri önce yaşamış, sonra tavsiye etmiştir. Biz de her birimiz sadece acizane bizden değil, okuduğumuz ilahi emirleri evvela kendi yakınımızdan uzaklara doğru paylaşacağız. Nedir bu? Rabbimiz bu süreci Habibim ya Muhammed mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar. İğneyi önce kendilerine batırsınlar, eğer canları acıyorsa bir başkasına değmesinler. Meseleyi anladınız. Alim olan anlar, Müslüman uyarıcı insanlar, zeki insanlar, meseleyi anlayan insanlar. Ayet net açık, Habibim ya Muhammed mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, İffetlerini muhafaza etsinler, Allah'ın helal kıldığı dairenin dışına çıkmasınlar. Hemen devam eden ayet, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَقُولْنَ مِنْ اَمْصَارِهِنَّ وَيَقْضُضْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ Habibim ya Muhammed, mümin kadınlara da söyle, onlar da gözlerini haramdan sakınsınlar, iffetlerini, namuslarını, şereflerini, haysiyetlerini, emniyet altına, güven altına alsınlar. Ve la yuhdine zinetahunna illa ma zahara minha normal olur. Zaman zaman söylüyoruz ki ayetin tefsirinin manası açıktır. Tüy bitiminden kulak kumuşağından çene altına kadar